Life Plus ekranlarına, bizim tribün programına hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Sevgili Merve Toy, Şampiyonlar Ligi finalini Madrid'de yerinde takip ettiği için programı bugün ben modere ediyorum. Sevgili Emre Özcan da konuğumuz. Sıcak bir gün İstanbul'da ama stüdyomuz son derece konforlu ve rahat. Emre hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Öyle bir yaramazlık yok. O zaman bu tarafa hemen dönüyorum. Direkt dön, başla hemen. Sizler iyisiniz. Biz de iyiyiz. Üzücü bir haberle maalesef karşı karşıya kaldık. Sizler çoğunuz gençsiniz Emre ile bana oranla ama birkaçınız hariç muhtemelen. Bizim işte tam 20'li yaşlarımızın başında ki Emre de o dönemler sıkı bir Arsenal'lıydı. Ben de o dönemler sıkı bir Arsenal'lıydım. Çok heyecan verici bir oyuncuydu. Çok heyecan verici bir transfer olmuştu. José Antonio Reyes bizim için maalesef bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Önce Emre'ye sorayım düşüncelerini. Sonrasında da biraz üstüne konuşalım Ahmet. Evet, çok üzücü tabii. Sen de çok severdin, hatırlıyorum o dönemde. Yani severdim. Çok yetenekliydi ama sonra yani birkaç sene içinde anladık ki aslında tam o seviyenin oyuncusu da değilmiş. Çünkü o çaptan sonrasında çok çabuk düştü José Antonio Reyes. Hatta böyle Galatasaray'a biri çıktığında kaç yaşındaydı? 27-28 yaşındaydı galiba değil mi? Uyfa Lüşi ile beraber. Uyfa Lüşi, o bir oyuncu daha vardı. Forlan, doğru, Forlan'dı ya. Aynen. Sonra o transfer, bu gerçi Galatasaray bildirimi de yapmıştı, kap bildirimini. Evet. Sonrasında transfer dönmüştü. Uyfa Lüşi tek başına bir şekilde Galatasaray'a dahil olmuştu. 27 yaşlarında falandı Galatasaray'a haberi çıktı. Ondan sonra her sene çıktı zaten o haber. Aynen öyle. Yani çok yetenekli bir oyuncuydu ama yetenek dışında tabii bazı eksikleri vardı. Özellikle fiziksel anlamda eksikleri vardı ki Premier Lig'de tutunamaması biraz da atletizm odaklı olmuştu bana kalırsa. Ama ilk geldiğinde rakipler onu çözene kadar böyle ilk 10-15 hafta çok iyi maçlar çıkarmıştı. Mesela Chelsea'ye attığı bir golü hatırlıyorum, evet. Ben. Chelsea maçı mıydı? Bugün her yerde o paylaşılmış. Değil mi? 20 metreden. Görmedim hakikaten. Rakibin Chelsea olduğunu hatırlıyorum ama. Muhteşem bir goldü. Sol ayağı çok heyecan vericiydi. Dribbling özelliği çok üst seviyede bir oyuncuydu. Tabii bir şekilde üst seviyedeki futbolda öyle iz bırakmış bir oyuncunun daha yani işte 34-35 yaşlarındayken hayata veda etmesi çok üzücü. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Özel olarak bir şey söylemek isteyen var mı? Yoksa gündemimize geçeyim mi? Peki. Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Abdullah Avcı oldu. 3 seneliğine, yani Fikret Orman döneminin sonuna kadar şu anda planlanan bu. Fikret Orman'ın başkanlık dönemi bittiğinde Abdullah Avcı'nın da kontratı bitecek gözüküyor. İlk olarak ben tribünlere döneyim, sonra Emre'ye sorarım. Ne düşünüyorsunuz bu durum hakkında? Abdullah Avcı Beşiktaş için doğru isim mi? En çok eleştirildiği noktalardan biri işte final maçlarında problem yaşamasıydı. Ama dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri, belki de en iyisi, Jürgen Klopp da 7 finalin 6'sını kaybetti. Sonuçta çok iyi bir taktisyen, güçlü bir, iyi bir oyunu var. Doğru isim olabilir mi? Camia desteği, çok büyük bir taraftarın önüne çıkacak olması, Başakşehir'de yaşadığı sorunları ve işte camiasızlığı gölgeler mi? Yani kurtarır mı yoksa ters de tepebilir mi? Düşüncelerinizi alalım. Sanırım burada Abdullah Avcı en çok konuşanlardan biriyim. Haftalardır hem Beşiktaş üzerinde de dün de kendi aramızda konuşuyorduk arkadaşlarla. Ya iki taraf için de bence doğru bir tercihti. Hem Abdullah Avcı hem Beşiktaş için. Ama şöyle de bir sıkıntı var. Abdullah Avcı'nın Başakşehir'de aslında biraz rahat pozisyonda olduğunu söyleyebiliriz. İşte oyuncu maaşlarıdır, transferlerdir. Beşiktaş'ta şu an ufak çaplı bir kaos var. Hem ekonomik anlamda hem de beklentiler sanırım yüksek olacak. Yaşlanmış da bir takım var. Yaşlanmış da bir takım var. Kendi istediği oyunu Beşiktaş'ta oynatabilmek için bana göre taraftarın biraz daha sabretmesi gerekiyor. En azından önümüzdeki sezonu biraz geçiş dönemi olarak görmeleri lazım. Ama ben en çok saygı duyduğum antrenörlerden biri. Çünkü yani son 3 senedir oyunun geçiş oyundan başlayıp topa sahip olma, ondan sonra santraforsuz oyun. Ya bunlar Türkiye'de çok alışık olmadığımız. Pek çok antrenörün de sahada böyle farkını belli etmediği şeyler. Santraforsuz oyun biraz sallandı ama sanki. Biraz sallandı, onunla katılıyorum. Orada Robinho'dan istediği fark kapandı ve geri düştüler. Robinho'dan istediği verimi alamadı. Camiasız olması bence o son virajlarda çok büyük handikap yarattı. Belki taraftar arkasında olsaydı en azından iç saha maçlarında bu kadar
yani kötü top oynamayabilirdi. Beşiktaş da en azından bunun avantajını görecek. Benim ilk etapta söylemek istediğim bu kadar. Diğer arkadaşlardan. Beşiktaşlı kim var? Aranızda var mı Beşiktaşlı? Beşiktaşlı yok bugün ben. Gerçekten Beşiktaşlı gibi konuşayım. Editör arkadaşları tebrik ederim. Doğuş ve Sezer. Abdullah Avcı'nın ellerinize sağlık. Galatasaray şampiyonluk programına 3 Galatasaray ile çıkmak gibi falan ama olur bunlar yani yayıncılıkta var. Evet devam edelim. Ben Beşiktaş'ta gibi konuşayım o zaman bu konuda. Şimdi o zaman Beşiktaş için bizim için değil iyi bir tercih oldu. Yani şöyle ben de Sedat'a katılıyorum. Ligin oyunu bilen en iyi antrenörlerinden biri belki en iyisi. Ama burada handikap camianın yönetimin onunla uyumlu çalışıp çalışmayacağı. Transfer politikaları, bütçeler ona uygun olup olmayacağı. Taraftarın sabredip sabretmeyeceği. Yani Abdullah Avcı oyununu sergilemek için bir süre isteyecektir. Ama Beşiktaş taraftarı camiası başarılı bir uzun dönemden çıktı. Son iki sene şampiyon olunmamış olsa da başarılı bir antrenörden ayrıldılar. Peki bu bir şans da olamaz mı bir yandan? Yani ben mesela şöyle düşünüyorum. Beşiktaş'ın son 4 senesinin nispeten Fenerbahçe'ye oranla daha başarılı geçmiş olması Abdullah Avcı'ya sabır için biraz daha rahat. Mesela Fenerbahçe'ye gittiğini düşünelim aynı şartlarda. Son 10 senede şampiyonluk anlamında Galatasaray'ın çok gerisinde kalmış. Son 5-6 senesi çok kötü geçmiş. Son senesi hiç konuşmaya bile gerek yok şeklinde geçmiş bir takımda daha büyük bir baskı ve daha çabuk bir şeyleri göstermek zorunda kalabilirdi. Beşiktaş'ta sanki biraz daha o sabrı daha fazla görebilir mi? Aslında öyle olması gerekiyor ama bence öyle değil. Çünkü hani alışmış bir taraftar topluluğu var Beşiktaş'ta şu an kısa bir yani 5 senelik periyoda bakarsak başarıya alışmış bir taraftar. Ama bu sene sadece bir hafta şampiyonu yarışının içindeydi Beşiktaş. Onu evet. Da söylemek lazım. Şimdi o geriye düşmüşlüğü yenmek istiyorlar ve bunun için acele ediyorlar. Bir 2-3 sene öncesine hemen ulaşma hevesi var. Çünkü o günlerin çok geride kalmasını istemiyorlar. Ben hani psikolojik olarak öyle görüyorum onları. Fenerbahçe taraftarında biraz duruma alışmışlık var. Onu denedik olmadı, bunu denedik olmadı. Artık biri gelsin ama ona sabredelim psikolojisi hakim. O yüzden Abdullah Avcı Fenerbahçe'ye gelseydi bence Beşiktaş'ın taraftarına oranla daha sabırlı davranabilirdi. Çünkü olmayan birçok örneğini gördü. İşte Koku geldi olmadı, Ersun Yanal oldu mu olmadı daha anlayamıyoruz. Ondan öncesi muamma bir türlü tatmin olamamıştı. Abdullah Avcı'ya da artık bir sabredelim, bir bakalım denilirdi ama Beşiktaş taraftarının vereceği tepki uzun vadede. Abdullah Avcı'nın bence kariyerini de belirleyecek ki Beşiktaş'ta olası bir oyununu oturtturamayıp da ayrılık olursa ilk senesinin sonunda mesela. Bundan sonra o zaten kendisine yapıştırılmış bir üst seviyeler hocası değil. Katılmıyorum buna ama öyle bir şey deniliyor. Daha da o iyice yapışacaktır diye. Ve belki de bundan sonra dört büyüklerde şans bulamaya da bilir. Diğer en arkadaşlar. Azından bir süre. Bugün Beşiktaş yok. Ben de Galatasaraylı olarak bir Beşiktaş yorumu yapayım. Şimdi Sedat ve Onur da söyledi. Başakşehir'de bir camia baskısının eksikliğini hissetti şampiyonluk yarışında. Bu noktada katılıyorum ama şimdi şöyle bir şey de var. Orada Başakşehir'de antrenörlük yaparken ödemeler düzenli yapılıyordu. Futbolcuların ekonomik anlamda bir endişesi, bir sıkıntısı yoktu. Şimdi burada Beşiktaş tarafına geldiğimiz zaman özellikle son sezonda konuşulanlar işte kadronun büyük bir erozyona uğraması, çoğunluğu ekonomik sebeplerle, işte Pepe'nin Nego'dan ayrılması ve yani takım şampiyonluk yarışına girmeye çalışırken bu son 5-6 haftada sürekli bir maddi konular konuşuldu. Abdullah Avcı bunu yönetebilecek mi aslında? Çünkü hiç Başakşehir'deyken böyle durumla karşılaşmamıştı. Bu önemli. Oyun olarak düşünürsek de ben de arkadaşlarıma katılıyorum. Abdullah Avcı çok aslında farklı oyunlar oynatabilen. Dediğiniz gibi santrafor oyunu çok başarılı olmadı. Hani Robinho'yu tek forvet oynattığı için bu fark kapandı ve geriye düştü gibi gözüküyor. Ya, bence direkt de öyle. Sebebi bu olmayabilir tabii ki. Başka şeyler de oluyor olabilir hani, bilmiyoruz kulübede, ama en azından bu tercihten sonra biraz daha düştüler. Onu gördük. Kulübede Dembaba, Adebayor işte ve Riyad Bahic varken tabii Robinho'yu tek forvet oynatılması etkili olabilir. Beşiktaş taraftarlarının tabii ki sabırlı olması gerekiyor. O konuda katılıyorum. Ama son iki sezondaki bu yaratılan ortamdan dolayı biraz Onur'un dediği gibi hani hemen başarı gelsin, hemen şampiyonluk gelsin düşüncesi zarar verebilir Abdullah Avcı'ya.
Bence ama doğru verilmiş bir karar Beşiktaş için. Buyurun. Ben de şunu söyleyebilirim bu konuyla ilgili. Konuşulan diğer teknik direktör alternatiflerine baktığım zaman Sergen Yalçın ismi geçti, Guti ismi geçti. Ben en doğru isim olduğunu düşünüyorum Abdullah Avcı'nın. Ve kendisi açısından da doğru bir zamanda bu değişikliği yaptığına inanıyorum. Çünkü Başakşehir'de artık bence misyonunu tamamlamıştı ve başarı da bir şekilde gelmedi. Ben ama şunu merak ediyorum. Hayal ettiği bir şey takıma... soracağım. Hı-hı. Sence başarı gelmedi mi? Yani kulübün başarı anlayışı açısından... Ya da X bir teknik direktör, şöyle sorayım. Son 5 senede Başakşehir'i sürekli şampiyonluk yarışının bir noktalarında ve bir seviyede tutabilir miydi? Şöyle söyleyeyim, kesinlikle tutamazdı. O açıdan bir başarıdır ama ben genel başarı algısından bahsediyorum. Hani bir kupa, bir şampiyonluktan bahsediyorum. O açıdan bir şey elde edilemedi sonuçta. Ve artık bir hayal kırıklığı durumu oluştu bence. O yüzden kendisi için de olumlu bir değişiklik olduğunu düşünüyorum. Şunu merak ediyorum ama hayal ettiği takımı kurmasında eli ne kadar güçlü olacak? Yönetim ve kulübün imkanları bunu ona ne kadar sağlayacak? Çünkü Başakşehir'de de geçen haftalarda Onur bahsetmişti. Aslında hayal ettiği takıma sahip değildi. Çok yaşlı bir takımdı. Ama en azından ekonomik olarak kulübün eli rahattı ve isteklerini daha rahat bir biçimde iletebiliyordu yönetime. Beşiktaş'ın şu an içinde bulunduğu durumda doğrudan istediği takımı kuramayabilir bence. O yüzden sabredilmesi noktası bence çok önemli. Dün de Fikret Orman bir röportaj verdi. Abdullah Avcı göreve getirildikten sonra Başakşehir'den birkaç isim telaffuz edilmeye başladı Beşiktaş'la ilgili. Vişça soruldu ona. O da şu anda böyle bir girişimlerin olmadığını, olduğu takdirde de Başakşehir'in ciddi bir bonservis bedeli talep edeceğini, bunu karşılayacak ekonomik özgürlüğe sahip olmadıklarını söyledi. O yüzden ben arkadaşlarıma katılıyorum. Önümüzdeki sezon bir geçiş sezonu olabilir Abdullah Avcı için. Ama daha sonrasında Beşiktaş için bence olumlu bir tablo ortaya çıkacaktır. Tamam. Çok kısa bir Burak'a katılmadığım bir nokta var. Abdullah Avcı'nın başarısız, yani başarı elde edemediğiyle ilgili. Yılın teknik direktörü seçildi, yani bu büyük bir başarıdır. Onu söyleyeyim. İnce bir taş. Şurada yani Abdullah Avcı konuşmak isteyen arkadaşlar varsa tekrar döneceğim ama bir Emre'ye döneyim. Jürgen Klopp'un bu geceki büyük finalle ilgili açıklamalarında beğendiğim bir yer var. Diyor ki 7 tane final oynayıp 6'sını kaybetmiş bir adama baktığınızda çok başarısız bir adam görebilirsiniz. Ve ileride kitap yazarsam şu kariyerle belki de kimse almaz. Çünkü şampiyonluklar kazanmadım bu finallerde. Ama son 6-7 senede dünyanın en fazla yarı final kazanan teknik direktörüyüm de bir yandan bakıldığında diyor. Yani orada bir devamlılığın, yani sürekli finale çıkmanın da önemli bir payı olduğunu da vurguluyor. Demin o yüzden dedim. Yani evet, şampiyon olamadı Abdullah Avcı ki bu sene ilk kez bence hakikaten şampiyon olması gereken seneydi. Ya diğerlerin hepsinde bence favori hep diğer taraflardı. Bu sene favori Başakşehir'di. Sen ne düşünüyorsun? Hem Abdullah Avcı'nın Başakşehir kariyerinin nasıl notlanması gerektiği hakkında hem de Beşiktaş tercihi. Jürgen Klopp o 6 finali kimlere karşı kaybetti? Ona bakmak gerekiyor öncelikle. Yani mesela işlerinde en önemli 2 tane final hangisi? Şampiyonlar Ligi finalleri. Birincisi Dortmund'la Bayern Münih'e karşı. Yıl kaç? 2012 mi? 2013. Doğru. Dortmund'la Bayern Münih'e karşı geçen kaybediyor. Geçen sene de Liverpool'la Real Madrid'e karşı kaybediyor. Dortmund'un o Şampiyonlar Ligi finaline çıkması nasıl bir başarı? Olağanüstü bir şey değil mi? Finalde Bayern'e karşı kaybetmesi normal sonuç mudur? Normal sonuçtur. Liverpool'un geçen sene Şampiyonlar Ligi finali yapması? Olağanüstü. Ki yani Ocak ayına kadar anormal bir savunma zafiyetiyle devam eden bir takımdı. Final rakibi kim? Real Madrid. O final öncesinde son 4 finalini 3'ünü kazanmış bir takımdan bahsediyoruz. Yani zaten favori Real Madrid. Favori olan takımlara karşı kaybetti Liverpool. Mesela bugün kaybederse... İlk kez favori karşı çıkıyor büyük ihtimalle. Belki Liverpool-Sevilla finalini ki o da Liverpool'un daha çok çaylak olduğu bir takımdı. Hem yani çaylak olduğu bir takımdı hem de karşısında Kupa'nın gediklisi bir takım ve teknik direktör vardı. Yani baktığın zaman o finalleri nasıl kaybettiğin, o finallere nasıl geldiğin de önemli olmalı ki Başakşehir ve Abdullah Avcı özelinde de benzerlikler sunulabilir. Abdullah Avcı doğru mudur? Beşiktaş için doğrudur tabii ki. Yani eğer Fatih Terim ve Şenol Güneş yoksa bir takımın alabileceği en iyi Türk teknik direktörü Abdullah Avcı. Yani bu kadar basit bir şey bu. O anlamda kimse bence yanlış diyemez. Ama
Tabii şöyle problemler ortaya çıkabilir. Şimdi birincisi ben ondan önce de söyledim. Şenol Güneş gibi bu ülkenin en dominant Türk teknik adamlarından birinin yerine gelmek, ki 4 sene boyunca bir takımın başına kalmış Şenol Güneş, başka bir şekilde nüfuz ediyorlar, başka egemenlikler kuruyorlar içinde bulundukları camiaya. Onların bıraktığı takımlarda, kulüplerde çok ciddi boşluk ortaya çıkabiliyor. Abdullah Avcı, Şenol Güneş'in o nüfuzunun, egemenliğinin sonrasında o şekilde dolduramayabilir ilk etapta. Öyle bir dezavantajı olacak bence. Ama Şenol Güneş'in yerine kim gelse o sıkıntı yaşar. Yani yabancı çok iyi bir teknik adam getirin, aynı sıkıntı yaşar bence. Öyle bir problem var. İkincisi, az önce Başakşehir'in doğru organizasyonundan kim bahsetti? Sedat söyledi sanırım. Çok iyi bir organizasyon var gerçekten. Yani sadece saha içi değil, saha dışında da çok iyi bir organizasyon var. Türkiye'de iyi organize olamayan kulüplerde, Anadolu kulüplerinde bu daha çok öne çıkar. Teknik adamlar sadece saha içiyle ilgilenmek durumunda kalmazlar. Zaman zaman bahçıvanlık yaparlar. Mesela bahçıvan sıkıntı yaşıyordur. Çimlerle ilgilenmesi gerekir. Zaman zaman mesela su sıkıntısı vardır. Sahayı sulaması gerekir teknik adamların. Anadolu takımlarında bu daha fazladır. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe'de bunlar çok fazla olmaz. Ama zaman zaman büyük kulüplerde bunlar da olur. Yemek problemi olur. Yemek problemi işte olur. Masörün maaşı ödenmez. Aynen, maaş ödenmez. Bir tek bir oyuncu karısıyla evde, eşiyle kavga eder, gelir. Avrupa'da psikologlar devreye girerken burada iş teknik adama kalır. O anlamda Abdullah Avcı'nın çok iyi bir organizasyondan sonra, Başakşehir'den sonra Beşiktaş'ta problemler yaşama ihtimali olabilir bana kalırsa. Ama bunlar yani bunları bertaraf etmeyi başarır ve saha için odaklanmayı sürdürürse, bu olanağı sağlarsa Beşiktaş kulübü, bence bir şekilde başarı gelecektir. Şunu da sorup arkadaşlara geçeceğim tekrardan. Sence 35 bin 40 bin kişinin önünde oynamak ve 15-20 milyonluk bir camianın gücüne sahip olmak getirdiği avantaj, dezavantajın önünde görüyorum ben. Sen de öyle düşünüyor musun? %100 öyle. Hani baskı, stres. Yani tamam, baskısız bir ortam da, yani kendi evinde şampiyonluk maçına 2000 kişinin önünde çıkıyorsun. Kim 30 bin kişinin önünde oynamak istemez ki öyle bir ortamda? Herkes arkasında bir camia ister. Başakşehir'den çok daha iyi bir ortam bulacaktır o anlamda arkasında. Tamam, yavaş yavaş kapatalım ama yani illa bir şey söylemek isteyen varsa. 3 maddelik bir şey söyleyeceğim de ben, tamam. Abdullah Avcı. Neden yani Beşiktaş'a gelmesini önemsiyorum? Birincisi, İrfan Can gibi Türkiye'nin en iyi 8 numaralarından birisi. Yani genç oyunculara dokunuşu bence çok önemli. Mert Günok, Fenerbahçe'nin istemediği birisiydi. İrfan Can'ı kimse peşinden koşmadı, 1,5 milyon euroya aldılar. Yani oyuncu dokunuşları çok iyi, Cengiz de bununla dahil. İrfan, Emre, Mossoro üçlüsüyle ve Mahmut, orta sahadan devşirme Mahmut'la 22 gol yediler. Bence bu önemli bir detay. İkincisi de... Evet. Yaşlı bir kadro ama bu yaşlı kadroda Emre Belözoğlu dışında çok büyük sakatlık problemleri yaşamadılar. Hani işin o bilimsel kısmına da bence çok değer veren bir antrenör. Hem sağ hem sağ dışında, sağ içi sağ dışında. Üçüncüsü de bu sezon bence o büyük takım baskısını gördü. En azından rakiplerin daha çok savunma disiplinini ön planda önlem alarak oynadığını gördü. Büyük takım da belki buna çok yabancı olmayabilir. Hakikaten son 5-6 hafta Göztepe maçında gördük, Kayseri maçında gördük. 5-6 stoperi birden o opsiyonları denedi hani aşmak için. Bunlar bence önemli doneler. Bu kadar. Yavaş yavaş tabii Abdullah Avcı ve Beşiktaş flash bir gelişme olduğu için ilk olarak öyle girdik. Şampiyona geçelim. Ama bu arada bu aklımdaydı, bunu söyleyeyim. Özellikle son 2 senesinde ben Fikret Orman'ı çok fazla eleştiriyorum bazı işleri, bazı icraatları açısından ve Şenol Güneş'le aralarının çok iyi olmamasının kulübü ve takımı da etkilediğini düşünüyorum ama Fikret Orman'ın başkanlığı süresince bir konuda hakkını teslim etmek gerekiyor sanıyorum. 4. teknik direktörü Abdullah Avcı hep doğru teknik direktörlere gitti bence. Samet Aybaba da doğru teknik direktördü. Feda takımının yapılanması için. Bence Slaven Bilic de doğru bir teknik direktördü. Bilic dönemi sonrası Şenol Güneş de doğru bir teknik direktördü ve bence dünya üzerinde getirebileceği Beşiktaş'a şu an en uygun. Yani çünkü yabancı, tabii Abdullah Avcı'dan çok daha kaliteli yabancı hocalar var. Ama yabancı hocanın burada hep bir soru işareti olduğunu biliyoruz. Herhalde Emre'nin de dediği gibi Şenol Güneş ve Fatih Terim yokken. Sergen'i getirmeyip, yani taraftarın çok istediği, aynen, popülist davranmayıp Abdullah Avcı gibi bir hamle yapması, dediğin gibi abi. Çok... Taraftarın pek istemediği bir hamle yapması bence de mantıklı bir hamle. Şampiyona geçelim. Hazır Galatasaray taraftarı da çokken, keyifler de yerindeyken. Seneye tabii Galatasaray son 2 sezonun şampiyonu olarak ve en büyük favori olarak başlayacak lige. Çünkü işte Beşiktaş'ta bir değişim var. Demin konuştuk, bir takım problemler var. Fenerbahçe
mutlaka daha iyi bir sezon geçirecektir. Ama şampiyonluk yarışı verebilir mi, verse bile kazanabilir mi belli değil. Galatasaray, Trabzonspor çok çok iyi bir takım gibi gözüküyor ama finansal problemlerden dolayı yazın kayıp yaşayabilir oyuncu bazında. Tüm bunlar ortaya konduğunda iyi kadrosu, şampiyon, son iki senenin şampiyonu ve tabii ki Fatih Terim faktörüyle beraber Şampiyonlar Ligi'nden gelecek finansal rahatlıkla da beraber Galatasaray ele en güçlü takım gözüküyor. Bu seneki Şampiyonlar Ligi hayal kırıklığı, cidden kolay denilebilecek bir grupta yaşanan hayal kırıklığı sonrası lig tabii ki her zaman önemli olacak üst sene üst üste şampiyonluk için ama sanıyorum biraz daha Galatasaray taraftarının Şampiyonlar Ligi'ne kanalize olacağı bir sezon olabilir. Öncelikle Galatasaray taraftarlarına sorayım. Mesela sana. Seneye Şampiyonlar Ligi'nde, tabii ki Şampiyonlar Ligi ile alakalı konuşurken de kura görmeden konuşmak çok mantıklı değil. Şimdi sen bana diyebilirsin ki Galatasaray seneye en azından Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmalı. Sonra Manchester City ve Real Madrid gelir iki torbadan ve senin burada söylediğin her şeyin çok da fazla bir anlamı kalmayabilir. Ama yine de yani genel bir perspektif olarak nasıl bakıyorsun gelecek senesine Galatasaray'ın? Bu sezona bakarak aslında biraz konuşmak gerekiyor. Ne olursa olsun bu sene hem Fatih Hoca'nın mental açıdan geçtiğimiz dönemlerine göre daha zayıf olduğunu gördük. Hem yedek kulübesi ve ilk 11 sıkıntıydı. Bir ite kaka şampiyon olma durumu vardı. Tamamen psikolojik, tamamen demek yanlış olur. Psikolojik üstünlüğün ağır bastığı bir şampiyonluk vardı. O yüzden aslında takıma yapılacak transferlerin Şampiyonlar Ligi başarısını büyük oranda etkileyeceğini söylemek gerekiyor. Çünkü bütün Galatasaray taraftarlarının aklına Benfica maçları gelecektir büyük ihtimalle. Özellikle ilk kendi evimizde oynamadığımız maç. Orada büyük bir sıkıntı olduğunu görmüştük takım adına. Ki Galatasaray elinde olan en iyi 11 ile çıkmıştı. Özellikle büyük bir orta saha sıkıntısı olduğunu gördük. 90 dakika boyunca kara delikler oluşturdu merkez orta sahada Galatasaray. O yüzden dediğim gibi yapılacak transferlerin büyük önem arz ettiğini düşünüyorum. Bu konuda bir Portekiz Ligi'ne yöneliş var transfer noktasında. Bu konuda mutluyum. Anılan isimler cidden Scott ekibinin çalıştığını da gösteriyor. Herkesin göz önünde olan FM transferleri değil de ciddi anlamda izlenilen çocuklar olduğunu çıkan isimlerden görüyoruz. Bunun dışında tabii bir de Fatih Hoca'yla 5 yıllık sözleşme imzalanması yine büyük etken. Takımın başında Fatih Hoca'nın olacağı güvenini vermek hem takıma hem taraftara Şampiyonlar Ligi açısından büyük önem arz ediyordu. Bunun olması da büyük bir artı avantaj olacak. Dediğiniz gibi ama çekilecek kuranın büyük önemi olacak. En azından eğer doğru transferler yapılırsa en azından gruplardan çıkma başarısını göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Fatih Hoca'nın da artık aklında ilk geldiğinde Galatasaray'a benim gerçekleştirmek istediğim birkaç hedefim kaldı dediğini gördük. Dile getirmedi ama bunun Şampiyonlar Ligi olduğunu hepimiz biliyoruz. O yüzden en azından bu sene gruplardan çıkma başarısını göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle, aslında şampiyon kutlamaları bittikten sonra artık gerçeğe döndüğümüz zaman, yani sezonun genelinde belki %80'inde %90'ında Galatasaray bir futbol ortaya koymadı. Yani önceki şampiyonlukların farkı bu aslında. Net bir soru sorayım mı? Fatih Terim'in 8 şampiyonluğu içerisinde en zayıf oyunlu şampiyonu olabilir mi bu? Net. Evet. Tamam, devam edelim. Kesinlikle öyle. Sezon içinde de bunu konuşuyorduk ama o şampiyonluk yarışında insan daha fazla sonuca odaklanıyor. Ama şimdi oturup sakin bir şekilde düşündüğünde ciddi anlamda değişmesi gereken bir kadro ve oyun yapısı var. Bu orta sahadan yola çıkarak bunu söylemek istiyorum. Tabii kadroyu değiştirmek isterken de Belhanda ve Cagney'in olası satışlarından gelebilecek bir bütçeyle bu yenileme yapılabilir. Çünkü financial fair play var. Yani Cagney'in ayrılacağını düşünüyorum açıkçası. Oradan bir çift tane bonservis gelirse önce orta sahaya ve forvete, daha sonrasında da bu yerli rotasyonumuz çok düşük. Çok eksik. Onu doldurabiliriz. Yani tabii ki 5 senelik imza güzel oldu ama biraz bence başkanın şampiyon kutlamasında böyle öne geçme çabası gibi geliyor bana. Çünkü yani onu orada bütün sezon futbolcuların bir emeği var. Onu orada yapmasaydı da
olurdu gibime göre. Biraz popülist. Bir de şöyle bir yorum var. Mesela 5 senelik bir imza Türkiye'de çok gerçekçi değil. Fatih Terim önümüzdeki sene ligi kaybeder. Gelecek yani sonraki seneye de mesela kötü başlangıç yaparsa o 5 senelik imzadan vazgeçer ve takımdan ayrılabilir de deniyor. Aynen öyle. Yani çok böyle tam güzel heyecanlandırdı ama için derinine bakıldığı zaman çok gerçekçi bir imza değil 5 yıllık. Seni dinleyelim. Ferhat'a bitti verelim. Zannettim. Yok, pardon. Yok, bitiyordu. Tamam. Zaten ben de Ferhat'ın düşüncesini merak ediyorum. Fatih Terim üzerinde yorum yapmak gerekirse ben de 5 yıl kalacağını açıkçası düşünmüyorum. Çünkü 2004 senesinde Ali Sami'nin bakıma alındığı dönemde olimpiyatta oynarken Galatasaray şampiyonluk yolunda artık yani yoktu. Ligi 6. bitirmişti ve bir sene sonra sizin 100. yılınız var. Plan yapmanız lazım ama siz Hacı ile o sezonu tamamladınız ve Hacı ile başladınız ve Fenerbahçe'ye şampiyonluk verdiniz. Fenerbahçe de o sene gerçi muazzam bir kadroya sahipti. Ama şimdi bakıyoruz Mustafa Cengiz ibra edilmedi. Kalıp kalacağı henüz belli değil zaten. Şimdi Galatasaray bu sıkıntıda önümüzdeki sezonun transfer planlamasını yapmaya çalışacak. Zaten takımın hemen hemen %60'ı 70'i dağılacak gibi. Yani herkes satılması planlanan futbolcular var. Belhanda, Cagne gibi bu isimler. Daha sonra Fatih'le 5 yıllık sözleşme imzalandı ama yönetim içinde çatlaklar da oldu. Çünkü Fatih Terim'i istemeyen kulüp üyeleri de var. Sonuçta 5 yıllık sözleşme süresi çok uzun geldi onlara da. Yani Galatasaray'ın başkanı önümüzdeki sezon muhtemelen değişecek. Değiştiği zaman da acaba o yönetimler Fatih Terim'e çalışacaklar mı? Çünkü Fatih Terim'e karşı belki de dünyada hiçbir tek direktör kulüp başkanına bu kadar sözünü geçirebilen bir yapıya sahip değil. Yani çok az. Yani bunun örneği çok azdır. Türkiye'de özellikle bunu en iyi Fatih Terim uyguluyor. Bu da 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası'ndan dolayı, taraftarlar arasında olan o duygusal bağdan dolayı kendini güçlü hissediyor. Türkiye'nin de en başarılı teknik direktörlerinden biri. Transfer planlamasından Galatasaray'ın artık bence kamyona bakıyoruz hep. Babel ismi geçiyor mesela. 30 yaşına gelmiş. Babel yani size 7,5 milyon euro gibi bir mevralar geçiyor. Ama risksiz bir transfer. Ben onu kırmızı çizgide de söylemiştim. Bence yani, de bir noktada evet maliyeti ciddi ama size tabelaya ne katacağının da net bir şekilde ortada olduğu da bir transfer ve Türkiye'yi de çok iyi biliyor. Evet yani yatırdığın parayı çıkaramazsın. Ayrı konu. Luyendama gibi seneye ya da Marco gibi 15'e 16'ya satma şansın yok. Ama vereceği şey de belli. Yani 2 gol 2 asist oynamayacağını biliyorsun Ryan Babel'in. O da var. Tabii Babel gibi futbolcuya da ihtiyaç var ama burada futbolcunun da yani maaşını biraz düşünmek gerekir. Çünkü artık Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray ve diğer kulüplerin artık böyle eskisi gibi para saçma gibi bir durumu yok. Çünkü herkes artık ekonomik krizle boğuşuyor. Galatasaray'ın bence artık Zübeyde'nin dediği gibi genç yeteneklere yönelmesi lazım. Çünkü önümüzdeki sezon siz şampiyonluğu kaybettiğiniz zaman bir iki tane genç futbolcu parlattığınız zaman bunları Avrupa'nın takımlarına satabilirsiniz. En azından zararınızı biraz karşılarsınız. Ya çünkü her sene şampiyon olacaksınız diye bir şey yok. Çünkü rakipleriniz de hazırlanıyor sonuçta. En büyük sıkıntı da şu. Her kulüp şampiyon olacakmış gibi planlama yapıyor. Şampiyonluk gelirlerine göz dikiyorlar. Ama aralarından biri şampiyon olduğu zaman diğer takımlar da maalesef bir sonraki sezon daralma dönemine geçiyor. Bu da takımları çok etkiliyor yani. O yüzden uzun vadeli planlar lazım. Şu ana kadar söz almayan arkadaşlardan Galatasaray için konuşmak isteyen var mı? Onlar da söz alsın istiyorum çünkü ama sanıyorum ben Galatasaray konuşmam diyorsunuz. Peki Emre'ye döneyim. Kısa bir sana da aynı şeyleri söyleyeyim. Şampiyonlar gibi mi? Hem şampiyonlar gibi hem de Galatasaray yani mesela 3 tane transfer yapacak diyelim. Hangi bölgelere yaparsın? Ya ona cevap vermiyor çünkü yani peki. Ben o insan değilim transfer yapacak. Hayır, ama ya şöyle diyeyim. Yani en çok sence gördüğün yani bu seneki Galatasaray'da en çok hangi bölgeye ihtiyaç var sence? Şu açık bence zaten ortada muhtemelen Galatasaray'ın orta sahası değişecek. Merkez orta saha. Yani önemli bölümü değişecek. Çünkü Badu kesin gidiyor. Belhanda gidiyor gibi. Bu iki oyuncunun gitmesi zaten Fernando'nun önünde iki oyuncunun değişmesiyle merkezin değişmesi anlamına geliyor ki Fernando'nun bile ben elden çıkarılma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Eğer iyi bir teklif bulabilirlerse bence onu da çıkarmayı düşünecektir. Çünkü Fatih Terim'in tam içine sinmedi bence Fernando. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısından itibaren onun da izlerini az çok görüyorsunuz. Üç oyuncunun tamamen değişme ihtimali var. Efendim?
Mariano da evet içine sinen bir oyuncu değil ki öyle haberler de geliyor Douglas vesaire. O yüzden orta saha değişecek büyük ihtimalle. Bence Cagney'den çıkılması gerekiyor fırsat varsa. 10 milyon euro bile yeterli olur zarar edilse de. Neresinden dönüyorsa kar diyorsun. Yani çünkü orada zarar ediyorsun ama aslında cebe attığın 10 milyon euro oluyor. Çünkü Cagney'i almasan o 10 milyon euro da olmayacaktı. Zaten onun strateji transferi olduğunu Fatih Terim biraz açıkladı. Almamız gereken bir oyuncuydu şeklinde. Çünkü devredemiyorsun financial fair play gereği alsat konusunda. Galatasaray'ın kullanması gereken bir 12 milyon eurosu vardı. O devredilmeyecekti. Cagney'i alarak onu satıp yeniden bir para yaratma şansı var. Santrafor ve merkez orta saha. Bek rotasyonu kesin genişlemesi gerekiyor. Şampiyonlar Ligi içinse ben bu sezona göre yani çok daha zor bir grup çekeceği kesin Galatasaray'ın. Niye? Tarihin en kolay grubu. Bence de ama yani belki bir daha çekemez öyle bir takım. Yani dördüncü torbadan böyle bir kura bir daha mümkün değil bence. Olur mu görürüz. Beşiktaş mesela üçüncü torbadan çekmişti o namağlup lider bitirdiği grubu. O da bence yani kabul edilebilir, yani kolay, bayağı kolay kabul edilebilecek bir grup ama bence o bile bundan daha ya zordu. Orada dörtten Leipzig çektin orada. Ve üçüncü torbadan çekti orada yani. Orada dördüncü torbadan aynen. Leipzig geldi. Dördüncü torbadan en zor takım geldi baktığın zaman. Aynen. Ama kolay bir gruptu tabii ki. Dördüncü torbadan tarihte böyle bir kura çekmedi hiçbir takım, Türk takımı. O yüzden böyle bir fırsat bir daha gelmez. Ama çok daha zor bir grup olmasına rağmen bence daha iyi performans gösterecek Galatasaray. Bunda da en büyük faktör bence Marco Avlu Yindam ikilisi olur. Çünkü yani Şampiyonlar Ligi'nde üst seviyede başarı için gerçekten iyi stoperlere, iyi savunmacılara ihtiyacınız var. Ve onların gelmesiyle beraber Benfica maçları çok yenilerdi. İkisi de oynadı iki maçta. Galatasaray iyi performans da gösteremedi belki ama rakibi sınırlama konusunda yine iyi çıkardıklarını söyleyebilirim. Yani en kötü Benfica performansı, Benfica'ya yakın Şampiyonlar Ligi mücadelesi ortaya koyabilirler. Bu da mücadele etmek için bence yeterli olacaktır. Fener, ben birkaç şey söyleyebilir miyim Galatasaray'ı kapatmadan önce? Şampiyonlar Ligi özelinde ben daha zor bir kura tahmin etmiyorum, istiyorum bireysel olarak. Çünkü büyük kulüplerle oynamanın, büyük kulüplerle aynı gruplarda yer almanın, bu maçlara hazırlanmak ve o takımları çalışmak için bile çok önemli olduğunu düşünüyorum ve takımı geliştirebileceğine inanıyorum. Biz Real Madrid'in, Juventus'un olduğu gruptan çıktık mesela. Daha öncesinde Manchester United'da daha iyi bir takımdı aynı mesela. Grupta. Yani mesela Real Madrid'le Juventus'un olduğu bir grupta bu sene bayağı sıkıntı yaşadık. Evet, çok sıkıntı yaşardık. O yüzden ben sana pek ama ben bir Barcelona ile eşleşmek isterim mesela. Bir Messi izlemek isterim. Evet, kesinlikle. Yeni sezon planlamasıyla ilgili de bence Cagney ayrıldı artık. Çünkü 30 golle gol kralı olarak yabancı futbolcu tarafından atılan en çok gol rekorunu kırarak tamamladığınız bir sezonda, kariyerinizin ilk şampiyonluğunda, şampiyonluk kutlamasında yoksunuz. Bence Cagney ayrılmış Galatasaray'dan. Orta sahada da Fernando için çok iyi bir alternatif bulmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü oranın çok önemli bir parçası ve artık form durumu yavaş yavaş düşmeye başladı. O yüzden orta sahaya bir iyi bir takviyenin gerektiğini düşünerek kapatabilirim. Teşekkürler. Biraz hızlanmamız lazım. Fenerbahçeli arkadaşlara söz verelim. Fenerbahçe taraftarının öncelikle önümüzdeki sezon için şampiyonluk inancı var mı? Yoksa yani bu takım şampiyonluk yarışının içinde kalsa bile bizim için bu seneden sonra hani bir gelişim midir diye düşünüyorsunuz? Bir. İkincisi Ersun Yanal'la sezona başlanacak artık. Öyle gözüküyor. Zaten eli de güçlendi Ersun Yanal'ın. İkinci yarı performansı sizi tatmin etti mi? Ligin bitirildiği nokta ve Ersun Yanal'ın oyununun gösterdikleri. Yoksa başka bir hocayla başlasak daha iyi olurdu diyor musunuz? Şimdi Ersun Yanal'ın önümüzdeki sezona takımın başında başlayacak olması bence avantaj. Çünkü bu sene ikinci devrede geldi ve kendi kurmadığı bir takıma geldi. Mikrofonunu biraz yaklaştırabilir misin? Kendi kurmadığı bir takıma geldi ve bir şeyler denedi. Sürekli taktik varyasyonları denedi. Farklı ilk 11'ler denedi. Kendi getirmediği oyuncularla kendi sistemi üzerinde oynamadı ikinci yarıda. Bunun ceremesini de çekti maalesef. Ama bu sene yaz hazırlık dönemini kendi taktiğiyle geçirecek ve oyuncularına bunu aşılamaya çalışacak. Yönetimin ve mali kriterlerin el verdiği sürece kendi transferlerini yapacak. Bunun bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Akabinde Fenerbahçe'nin önünde önümüzdeki sene şampiyonluk şansı var mı? Var. Çünkü yani bu sene gerçekten tarihinin en kötü senesini geçirdi. Talihsiz bir sene geçirdi ama tabii ki bundan ders çıkaracağını düşünüyorum. Elindeki birçok oyuncunun
beklenen verimi gösteremediğini görüyoruz baktığımızda. Slimani geldiği yerde gayet iyi performans sergiliyordu. Ya da işte Benzia'ya baktığınız zaman ilk geldiğinde ciddi bir oyuncu olduğunu söylüyordu herkes. Teknik kapasitesi olsun ya da isim olarak kaliteli isimler ama baktığınız zaman sahaya bunu yansıtamadı. Andrea'ya aynı şekilde. Kumar da açıkçası. Kumar tutmadı ama önümüzdeki sene daha garanti olacağını düşünüyorum. Ve Ersun Yanal'ın sezona kendi isteğiyle, kendi transferleriyle başlamasının avantaj olacağını düşünüyorum. Peki, Sena? Ben de kötü bir sezon geçirdik tabii. Çok kötüydü yani. Ama en azından son haftalardaki Ersun Yanal'ın oyunu en azından bizi ipten aldı diyebilirim. Altıncı olarak bitirdik ligi çünkü. Gelecek sezon için de şöyle bir şey söyleyebilirim. Tabii ki herkesin Ali Koç geldi. Şampiyonluk için büyük beklentileri vardı. Ali Koç gelsin işte şampiyon olacağız. O bitti. Kötü bir birinci sezon ardından ikinci yarıda Ersun Yanal gelince bu sefer evet bizi işte şampiyonluğa götürebilir algısı vardı ama o da olmadı. Şimdi bize yapılmış transferler var ama kendi mevkilerinde oyuncular iyi olabilirler başka takımlarda. Ama bizim takıma geldiklerinde o kadar çok birkaç senedir transfer oluyor ki takıma çok fazla. Takım bir türlü kendi aurasını oluşturamadı son dönemde özellikle. Hani bir oyun aurası yok takımın ve biz de bunu göremiyoruz taraftarlar olarak. Bu yüzden de belki şampiyonluk yarışına sıkıntı çektiğini ben düşünüyorum. Çok fazla transfer yapmak bence çözüm değil takımlar için. Nasıl mesela birkaç yıl Şenol Güneş Beşiktaş'ı belli bir noktaya getirdi. Belli isimlerle. Hani çok fazla transfer yapmanız bence sizi illa şampiyon yapacak gibi bir algı oluşmamalı kimsede. Umarım tabii ki bizim de sıkıntılarımız var. Hani transfer edilmesi gereken noktalar var. Sevindiren isimler de duyuyoruz. Ama umarım bu sezon hepimiz için iyi geçer. Özellikle Fenerbahçe için. Çünkü taraftarların büyük beklentisi var. Kulübe gelen isimlerden dolayı. Diyebilirim şimdilik. Mehmetcan? Evet o da konuşsun böylelikle. Fenerbahçe konusunda bir şey diyebilir misin? Peki tamam. Peki. Başka bir şey söylemek isteyen var mı? Trabzonspor'a geçeceğiz çünkü. İsterseniz geçebiliriz abi Trabzonspor'a. Doğru geldiniz. Ya şöyle Trabzonspor'la ilgili çok konuştuk hani her hafta burada. Ben sana pas atayım. Tabii. Öyle konuşmaya başlayalım. Bence bu arada yani bu benim tamamen kişisel görüşüm. Senenin teknik direktörü Abdullah Avcı değil evet. Çünkü Ünal Karaman. Benim düşüncem bu. Bu geçtiğimiz sezonun çok eksikleri olan bir takımı, çok fazla genç oyuncusu olan bir takımı şampiyonluk potasının iki maç gerisinde bitirtti ligi. Ve gerçekten çok etkileyici bir performans. Neredeyse yani Beşiktaş'ta geçip ligi üçüncü bitirecekti Trabzonspor. Ve yani 2018-19 sezonu çok olumlu ifadelerle Galatasaraylar haricinde anılmayacaktır. Yani diğer futbol severler için. Çünkü çok kaliteli bir futbol yoktu. Şampiyon tabii ki keyifle hatırlayacak. Onun dışındaki takımlar oyun olarak da çok tatmin edildiler. Trabzonspor bunu da başardı. Ama Trabzonspor'un da ciddi bir işte FFP ve maddi sıkıntısı var. Yusuf'la Abdülkadir sence ikisinden en azından biri kaybedilir mi? Bir bu. İki, seneye kadroyu koruyup çok fazla ilave yapmasa bile şampiyonluk şansı olabilir mi Trabzonspor? Öncelikle Ünal Karaman'la ilgili birkaç bir şey söyleyeyim. Sene başında Ünal Karaman tercih edildiğinde de esasında hem kamuoyunda hem Trabzon taraftarı ve kamuoyunda esasında çok güvenilir bir hissiyat vermemişti hoca. Bugüne kadar çünkü Adana Demirspor, Karabük Spor'da çok özellikle maddi anlamda bir lige çıkarma veya bir Avrupa potasına sokma gibi bir durumu olmadığı için hocanın. Benim de soru işaretlerim vardı ama dediğiniz gibi burada inanılmaz bir şey çıkardı ortaya ki şöyle Beşiktaş'la ilgili hani son sadece bir hafta şampiyonluk yarışı yapabildi şeklinde konuştuk. Trabzonspor ligi de ikinci bitirdi bu arada. Averajla da olsa yani sadece ikinci yarıdaki o muazzam Sosa'nın geriye çekildiği ligi ikinci mi bitirdi? İlk yarısını. Yani ligin ilk yarısında da zirvede bir yerde kapadı Trabzonspor esasında. O 29 puanlı 4-5 takımın olduğu dönemde. Bütün ligede bakarsak yani hep o oralarda gezindi ama tabii ki kritik maçlarda kayıplar oldu.
Yusuf Abdülkadir özelinde taraftar olarak gönlümden geçen kalmaları. Çünkü her ne kadar kulübün maddi açıdan çok zor bir durumda olsa da gelecek sezon Trabzonspor'u kabul edelim ki her sene korakor bu futbolu sahaya yansıtan bir takım olamıyor maalesef. Kötü yönetilmesinde payı var. Sonuçta karşısında olan rakipler gerçekten büyük kulüpler. Biz şu an bu şansı yakaladığımızı düşünüyorum ve bunu benzettiğim sezonda 2009-2010'daki Türkiye Kupası'nı alan Şenol Güneş'in Trabzonspor'u. Bir sonraki senede 82 puan aldı bu takım. Aynı benzettiğim şey senaryo o sene. Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir Ömür Galatasaray'da diyorsun. Umarım öyle bir şey olmaz yani. O senaryonun aynısı işliyor. Ya şöyle, yarışma anlamında bence bu sene Trabzonspor şampiyonluğa yarışacaktır. Bilmiyorum, herhalde o iki oyuncu Türkiye Ligi'nde yok, çok alacak bonservis olmaz. Gerçekten oraya doğru gidiyorlar. Bence bu sene tutacaklar ama hani ilerleyen günler ne getirir? Orada UEFA'dan falan bir ceza alırsak, çok daha hani yaptırımları olan şeyler olursa, yani dediğim gibi söylediğim şeyler de havada kalabilir ama bence bu sene satılmayacaklar. Kendi onların kişisel gelişimiyle de ilgili muhakkak çok beklemeden de gitsinler. Taraftar kimliğinin dışında konuşuyorum. Çünkü çok yetenekli ve çok düzgün çocuklar olduğunu düşünüyorum her ikisinin de. Kendilerini uygun ligde, bu kesinlikle İngiltere Premier Ligi değil ikisi için de, İspanya Ligi olabilir veya daha farklı bir Almanya Ligi de olabilir mesela. Çok Türkiye'den böyle yakın olduğumuz bir lig gibi görünmüyor Bundesliga ama oralar olabilir. Umarım yani hem Trabzonspor burada sağlıklı bir karar verebilir hem de ileride onlar da kendi adlarına kararı verebilirler. Türkiye'yi kapatacağız ama Emre'nin de Trabzonspor'u çok beğendiğini, hatta yıl içerisinde epey konuştuğunu biliyorum. Ona da aynı soruyu sorayım. Öyle yavaş yavaş Avrupa'ya geçelim. Ya açık konuşmak gerekirse ekonomik durum çok belirleyici olacak tabii. Ben ikisini de kaybedeceklerini düşünmüyorum. En az yani muhtemelen birini satacaklardır satarlarsa ki elde tutmak için de varını yoğunu ortaya koyacak Ahmet Ağaoğlu. Belli zaten o yönde açıklamalar yapıyor. Yani Ünal Karaman'ı çok başarılı buluyorum. Teknik anlamda böyle sahada inanılmaz parlaklık gösterdiğini Trabzonspor'un söyleyemeyiz. Ama hep söylediğim bir şey var. Yani ilk 11'de özellikle Onazi oyundan çıktıktan sonra, daha doğrusu Onazi rotasyondan çıktıktan sonra sakatlığı nedeniyle Abdülkadir Parmak'ın eklenmesiyle beraber, şimdi orijini itibariyle Abdülkadir Parmak 10 numara. Sosa 10 numara. Derine geldi ondan sonrasında. Yusuf Yazıcı 10 numara. Abdülkadir Ömür 8 numara ama 10 numara oynayabilecek yeteneklere sahip. Yani 4 tane 10 numaralı bir düzen var. Bu 4 oyuncuya bir de futbol sanatçısı Envakayem'e ekliyorsunuz sol kenara. Topsuz oyunda mesela onun da sıkıntıları olabilir geriye gelme anlamında. Şimdi bu 5 tane çok özel yeteneği bir arada kullanma formülünü ortaya çıkarması Ünal Karaman'ın çok önemli bence. Çünkü hakikaten bu oyuncuları birlikte kullanmak, ilk 11'de hepsini kullanmak çok zor bir şey. Ama o formülü bulduğunuz anda zaten bu oyuncular oynuyor. Yani öyle yetenekliler ki o yapıyı, o formülü oluşturduğunuz anda bu oyuncuların sahada oynamama ihtimali yok. Zaten oynadılar da işte yani. En son Beşiktaş maçında da oynadılar. Ondan öncesinde de oynadılar. Ligi son derece iyi bir şekilde bitirdiler. Ünal Karaman sadece bu yönüyle bile, hatta en büyük payı da bu yönüyle alması gerekiyor bana bu sezondan, bana göre. Eğer iyi bir santrfor bulabilirlerse, çok ama yani A sınıf bir santrfordan bahsediyorum. Türkiye için aslında bir santrfordan bahsediyorum. Mesela Bafétimbi Gomis gibi bir oyuncu. Topu içeriye atabilecek. Çünkü çok yaratıcı oyuncular. Envakayeme de yaratıyor. Abdülkadirler de yaratıyor. Yusuf da yaratıyor. Sosa derinden yaratıyor. Böyle topu içeriye atabilecek ve savunmaya da çok fazla yük getirmeyecek. Aslında bir santrfor bulunursa Trabzonspor seneye bence mücadeleci olur şampiyonluk için. Şampiyonlar Ligi finaline geçiyorum. Günün ana yemeği ve ana etkinliği. Öncelikle şunu sorayım. Kimler Liverpool kazansın istiyor? Yani senin istediğin çok belli zaten. Pochettino hocam ve Tottenham'ı destekleyenleri görelim. Tamam. Yani Türkiye üzerinde zaten çok ciddi bir Liverpool ağırlığı var. Hem sosyal medyada hem ülke nüfusunun genelinde. Buraya da yansımış. Çok sürpriz değil. Ufak ufak maçı konuşmaya başlayalım. Liverpool 26 puan önünde bitirdi Tottenham'ın ligi. Çok daha istikrarlı bir takım. Çok daha dengeli bir takım. Ne olursa olsun maçında demin de Emre'nin de söylediği gibi yani bu takımlardan hangisi bu finalin favorisidir derseniz daha ön plana çıkan
tarafı. Ama işte karşıda da önce Manchester City karşısında şapkadan bir tavşan çıkaran, akabinde Ajax karşısında çok acayip, gerçi Liverpool'da benzer bir geri dönüşe imza attı ama çok eksiklerle, çok sıkıntılarla çok acayip bir işe imza atan bir takım var. Ve yani uzun maraton koşmayacaklar. Bir 100 metre koşacaklar. Tottenham'ın en büyük avantajı belki de bu. 26 puan farkın çok fazla bir şey ifade etmediği bir 90 dakikanın belirleyeceği bir maç. Yani Liverpool'u tutan çok fazla, onu anladık. Ama şu takım kazanır da, yani Liverpool mu kazanır, Tottenham kazanır mı düşüncelerinizi almak istiyorum. Senle, yani orada Liverpool formasıyla dururken sözü zaten mecburen sana veriyorum. Evet. Senin geldiğin programda aslında Şampiyonlar Ligi'nde favori teknik direktörümün Pochettino olduğunu da söylemiştim. Abi şöyle, aslında Tottenham Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı karşılaşmalarda, son turlardan bahsediyorum, favori olarak başlamayıp maçın içinde yaptığı değişikliklerle maçları çevirmiş ve dediğin gibi şapkadan tavşan çıkartmış bir takım. Liverpool sezon genelinde ne olursa olsun Premier Lig bandında değerlendiriyorum ben bu konuşmayı. Çünkü insanlara yaptığım zaman City ile yarışıyorsunuz ama sizin de şu kadar bütçeniz vardı, sizin de şu kadar oyuncunuz vardı şeklinde konuşuyorlar ama yaptığım karşılaştırma Premier Lig içinde yaptığım bir karşılaştırma. Bu vak gitti, sezon başında Klopp ne yapacak, işte ne olursa olsun yarıştığı takımlara göre yedek kulübesi sıkıntılıydı vesaire ve dediğim gibi... Bu vakı uzun süre Burak gitti anladım ve dedim... Trabzonspor'a mı döndük? Hayır. Sonrasında evet, tamam. Bu vaktan bahsediyorum. Ama dediğim gibi Şampiyonlar Ligi'nde Pochettino'nun ve takımının daha başarılı bir çizgi çizdiğini düşünüyorum. Akşam da maçta eğer Klopp istediği gibi başlar ve oyun içinde oyun bir noktada sıkışmazsa, Liverpool tarafında söylüyorum. Kesinlikle gönülden, canı gönülden Liverpool'un kazanmasını istiyorum. Ama az önce Emre abiyle dışarıda da konuştuk. Oyun içinde sıkıştığında Pochettino kesinlikle hamle yapma anlamında Klopp'tan kat kat başarılı bir teknik direktör. Avantajı kendi lehine çevirebilir ve akşam Tottenham'ın da başarısını görebiliriz. Ne kadar Liverpool'lu olursam olsun akşam iyi oynayan tarafı tebrik edeceğim. Hemen yukarıya ver mikrofonu. Oradan bir Tottenham yorumu... Mehmet Can da konuşabilir aslında. Ha, tamam. Doğru, sen hiç konuşmadın ya. Çok özür diliyorum. Önce kafamdaki ilk soruyu sorayım. Sonrasında Tottenham yorumu alacağım senden. Harry Kane'siz enteresan işler yapan Son ve Moura buraya getirdi takımı. Harry Kane iyileşti. Yani dizindeki sakatlıktan herhangi bir çok bir problemi kalmadı ve oynayabilecek durumda olduğu söyleniyor. Zor bir karar. Yani Harry Kane'siz de ortaya konmuş enteresan bir iş var. Bir yanda da Harry Kane var. Sence oynar mı? Oturur mu? Ya dürüst olmak gerekirse ben iki tarafa da böyle bir sempati duymuyorum. Hani Türkiye'de çok fazla Liverpool'lu var. Ama benim yaşım da geriye iki takım da beni hiçbir zaman etkilemedi. Ama garip bir şekilde iki takımın da çok sempatik olduğunu düşünüyorum. Yani bence hocaları bunda çok büyük faktör. Yani bilmiyorum. Tabii çok büyük teknik direktörler var. Guardiola gibi, Mourinho gibi ama Jurgen Klopp bence hiçbir zaman gerçek bir winner olmamasından dolayı bana çok sempatik geliyor. Yani Dortmund'da da çok iyi işler yapmıştı bence. Öte yandan Tottenham'da da yani herkes hani Tottenham demiyor belki ama Pochettino diyor. Çünkü orada daha ön plana çıkmış bir adam. Yani Pochettino'nun Tottenham ön plana çıkmış bir adam. Bu yüzden benim de yani gönlüm %50-50. Kim kazanırsa üzülmeyeceğim. Dediğin konuda abi evet yani belki Ajax'ı elemesi Tottenham'ın birçok kişi çok fazlasıyla üzdü. Özellikle son saniyede ve bunu yapan adam Moura'ydı. Bence beklenmeyen bir şeydi. Ben Moura'yı yani uzun süredir yani zirve futbolda görmemiştim. Yani Paris Saint Germain dönemi sonrası fazlasıyla bence kaybolmuştu. Hatta olmamış bile nasıl diyebilirdik. Nasıl ya? Tam tersi Paris Saint Germain dönemi sonrası parladı adam. Benim beklentilerimi karşılamamıştı açıkçası. Yani Paris Saint-Germain öncesinde... Sonrası dedin. Çünkü sonrası çok parlak adamın Paris Saint-Germain döneminin. Yani bence Paris Saint-Germain'e gelmeden önce çok daha büyük beklentiyle gelmişti. Yani tamam, Brezilya'dan gelirken. Ya demeye çalıştığım şey Paris Saint-Germain'de biraz yedek kaldı. Oradan ilk 11'cüsü değildi. Paris Saint-Germain... Son döneminde evet. Son döneminde yani demeye çalıştım. Ya Tottenham'a gelmişti biraz ara devrede olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Hani, ama burası için iyi bir oyuncu. Ya dediğim gibi ben Premier Lig'i doğrudan takip eden biri değilim ama en azından Şampiyonlar Ligi için bana bunu yansıttı. Ya ben Pochettino'nun bir daha buraya geleceğini düşünmüyorum. En azından Tottenham'la yani bu takımın dağılacağından
biraz beklentim o yönde. O yüzden Tottenham'ın kazanmasını tercih edeceğim herhalde. Tamam. Yukarılara çıkalım. Söz isteyen varsa yani hemen belirsinler. Aynen. Tamam, oraya geleceğiz. Son konumuz milli takım. Ben şöyle, yani sizin hani ikiniz olduğu yerde teknik taktiğe çok girmek istemiyorum. Hani biraz daha istatistikler bir şey söyleyeceğim. Biz Emre'nin çantasını taşırız ya. Teknik taktikte. Beni sayma oralarda. Evet. Yani duymamış gibi yaptı Emre abi. Sonra anlatırım abi. Anlamadım. Vallahi yani şeye, akışa bakıyordum, kaçırdım konuşmayı. Şöyle, ben de Liverpool'un kazanması istiyorum da ben son 4 sezonda, yani Klopp 2015 Ekim'de geldi Liverpool'un başına. Hatta ilk maçı Tottenham'la. O günden bugüne 9 maç yapmışlar. Tottenham'ın bir galibiyeti var. O da işte 2017'nin Ekim'inde galiba. Ya bu da aslında bize bir done olarak sunabilir. 4 galibiyeti var Liverpool'un. Bu sezonda zaten 2 maçı Liverpool kazandı. Ben İkincisini biraz kazandı ama kazandı. Evet, son, aynen. Şöyle, Pochettino bence de Tottenham'la bir daha buralara gelemeyebilir ama kamuoyuna bakıldığı zaman Pochettino'ya biraz fazla bence haksızlık yapıyor. Herkes hani Klopp kazansın, mutlaka Klopp iyi. Yani Pochettino'nun da burada olması çok büyük saygı gerektiriyor. Özellikle iki sezondur yani transfersiz ve yani transfer yapılmadan buralara gelmesi. Ben de Liverpool kazansa mutlu olacağım. Ve Salah için de aynı zamanda. Salah'tan hiç bahsetmedik şimdi, kırılmasın bize. Evet. Şimdi Ferhat'ın milli takım yorumlarına. Yok, bir iki Liverpool, yani konuşmak isteyen varsa Liverpool Tottenham için tabii, ondan sonra milli takıma, milli takımla kapatırız. Kane konusuyla başlayayım ben de. Muhtemel 11'lerin birçoğunda var ama bazı yorumcular da yedek başlayacağını ısrarla ifade ediyorlar. Llorente o noktada önemli bir faktör olabilir Tottenham için. Çünkü Ajax maçının ikinci maçının ilk yarısını düşündüğümde şu geliyor aklıma. Tottenham topu bir şekilde götürüyordu sağdan soldan, ancak ileride topu tutup dağıtabilecek ve takım arkadaşlarına zaman kazandırabilecek kimse yoktu. Llorente devreye girdikten sonra bunu sağlamışlardı ve müthiş bir geri dönüşe imza atmışlardı. Maçın kendisi içinde tek maç olması gerçekten çok büyük bir faktör. Emre abiyle yaptığımız son programda Anadolu Efes-Fenerbahçe eşleşmesi için kendisi aynı şeyi söylemişti. Uzun vadeli bir eşleşme olsaydı Fenerbahçe Efes'e üstünlük sağlardı şeklinde. Çok aynı örnek değil ama yine de tek maç olması her şeye... 7 maçlık seri olsa Liverpool Şampiyonlar Ligi şampiyonu olur diyorsun. Evet. Her şeye gebe olan bir maç. O yüzden bence çok keyifli bir maç olacak. Merakla bekliyorum ben de. Liverpool'un kazanmasını istiyorum tabii ki. Sizlere... Bitti mi sözüm? Sizlere geri geleceğim ama şimdi Emre'ye de bir soralım tabii. Premier Lig yorumcusu olarak Türkiye'nin. Ben şey söyleyeyim. Ben Kane'in ilk 11 başlamasını kesinlikle beklemiyorum. Çok şaşırırım ilk 11'de görürsem. Ve yani ilk 11'de çıkarsa da Pochettino'nun Jürgen Klopp'u şaşırtma çabası olduğunu düşünürüm. Açık söylemek gerekirse. Çünkü yani zaten çok uzun süredir yok. Böyle bir maçta bu kadar atlet bir takıma karşı uzun zaman oynamamış bir oyuncu kullanmak mantıklı değil. Bir de Son ve Moura ikilisi gerçekten çok iyi kontratak futbol oynadılar son dönemde. Pochettino da Tottenham'da ikinci yarıda, ligin ikinci yarısında özellikle çok kontratak takımına döndü. Çıkışlarında, Şampiyonlar Ligi'nde buraya gelişlerinde bu faktör de bence çok etkili. İyi bir ikililer şu anda. Ben o ikili üzerine ilerleyip Kane'i anca işte son yarım saatte imdat çekici olarak, camı kırınız hamlesi olarak düşüneceğini düşünüyorum. Ama tabii görebiliriz ilk 11'de görürsek de. Dediğim gibi ben şaşırırım ama bunun rakibi şaşırtma hamlesi olduğunu da aynı zamanda düşünürüm, bir kez daha ekleyeyim. Onun dışında çok yakın. Yani oyun takımlar da birbirlerine yakın futbol oynuyorlar. İki takım da geçiş hücumunu ön plana alıyor. Liverpool bu sezon set oyununu biraz daha iyi oynayan bir takım haline geldi. İki takım da çok atlet. İki takım da çok iyi fizik kalite koyuyor sahaya. Böyle ortamda bireysel yetenekler çok belirleyici olur. Duran toplar çok belirleyici olur. Bunlar ön plana çıkacaktır. Bence Jürgen Klopp bir ana plan teknik adamı. Pochettino da her ne kadar güçlü ana plana sahip olsa da biraz daha hamle teknik direktörü. O yüzden bu da çok belirleyici olacaktır. Yani ilk yarım saat, ilk yarı Liverpool'un üstünlüğü alması onlar için daha iyi olabilir. Orada alamazlarsa sıkıntı yaşayabilirler ligin maçın ikinci yarısında. Ama yani ben iki takımı da çok seviyorum. İki hocayı da seviyorum. İki takımın oyuncularını da çok seviyorum. Tek söyleyebileceğim şey olur. Yani bu Liverpool'un bence bu sezonu kupasız kapatmaması lazım. Yani o düşüncede olduğum için Liverpool kazanırsa belki bir miktar daha fazla sevinebilirim.
Yani herkesin aşağı yukarı yani iki takıma doğrudan taraftar olarak sempatisi olmayan, senin gibi olmayanlar. Mesela ben de öyleyim. Ne Liverpool ne Tottenham taraftarıyım. Hatta yani Arsenal'ı çok seven biri olarak Tottenham'ı Pochettino öncesi sevmezdim de. Ama yani ikisi de kazansın istiyorum. Öyle bir maç. Senin söylediğin gibi gerçekten insanlarda sempati yaratan iki takım haline getirdi. Pochettino da Klopp da bu iki takımı. Bu maç üzerine bir şeyler söylemek isteyenler tabii ki sonrasında da çok kısa bir milli takım konuşup. Ben de şöyle Liverpool'un hani Avrupa'nın hangi takımıyla bu finale oynarsa oynasın ağır favori ve sonrasında kazanacağını düşünürdüm. Tek handikap orada hani domestik, yerel ligden yani çok alışkanlığı olan Liverpool'la karşılaşacak bir takımın. Yani Arsenal veya Chelsea de gelse gene aynı şeyi düşünürdüm. Yani gerçekten Liverpool çok efsane bir performans gösterdi sonra. Sadece tek yenilgi ligde inanılmaz bir puan seviyesine ulaştılar. Barcelona'daki eşleşme yani 3-0 maçı kaybediyor ama o maçta hatırlarsınız hani o maçta da sahada sadece Liverpool istediği top oynadı ama Messi'nin orada ekstra şeyi vardı. Ve 4-0'la turu geçtiler mucizevi bir şekilde. Yani dediğim gibi burada tek handikap o birbirleriyle oynama alışkanlığı olan Tottenham'la oynayacak olmaları. Umarım güzel maç izleriz. Ya, bu çok önemli bir şey gerçekten. Yani o deneyim yaşamak çok önemli çünkü yani siz şimdi Barcelona için konuşalım. Barcelona Liverpool maçından önce eşleşmeden önce 30 maçını analiz edin Liverpool'un. Tamam mı? Böyle didik didik edin 30 maçını. Video analizler, oyuncuları izletin. Abi karşılaşmadan o Andy Robertson'ın gelişiyle, Trent'in çıkışıyla o deneyimi yaşamadan anlamak çok kolay değil. O yüzden çok doğru bir şey bence bu. Yani Tottenham'la oyuncular Pochettino defalarca o deneyimi yaşadılar. Trent'in nasıl geleceğini biliyorlar. Andy Robertson'ın nasıl geleceğini biliyorlar. Hangi fizikaliteyle oynadığını biliyorlar. Bunu böyle video analizde ekrandan çok fazla anlayamazsınız. Yaşamanız lazım. Birebir deneyimlemeniz lazım. O deneyim çok önemli. O yüzden Liverpool'un favori tarafın bence de en büyük handikaplarından biri olabilir. Yani bu kadar iyi tanıyan bir takım, kendilerini bu kadar iyi bilen bir teknik adam, oyuncu grubu bence de istemezler karşılarında. Milli takımla sözü sana verelim. Fransa ve İzlanda maçlarından kaç puan bekliyorsun? Artı Şenol Güneş dönemini şu dakikaya kadar nasıl buldun? Yani Şenol Güneş dönemi şu an çok iyi geçiyor. Çünkü her zaman ilk haftalar yani böyle güzel geçer ama sonrası çok önemli. Şenol Güneş'le ilgili benim bir sorunum var aslında şöyle. Milli takım için doğru bir tercih mi? Bana göre doğru. Çok da güzel bir genç isimler var. Bunları harmanlarsa başarı yakalayabiliriz. Ama şöyle bir durum var. Şenol Güneş her basın toplantısında sanki Fransa'dan, yani Fransa'dan herkes çekinir. Ama siz Fransa'yla içeride oynayacaksınız ve Konya'da o taraftar potansiyeliyle başarılı olduğunuz maçlar var sizin geçmiş maçlarda. Fransa'dan çok çekiniyor Şenol Güneş. Ama sizin de elinde bulunduğunuz kadroda bana göre Fransa'ya çok çabuk boyun eğecek bir ekip yok. Fransa'nın ilk 30 oyuncusu arasına girebilir mi Türk milli takımından herhangi bir? Şöyle bir sıkıntı var. Yani biz Hollanda ile Konya'da maç yaparken de herkes şöyle düşünüyordu. Her ne kadar o dönem Hollanda çok kötü olsa da turnuvaya gitmese de evet. İşte bu Hollanda'yı biz yenemeyiz, berabere kalamayız ama 3-0 bir sonuçta Hollanda Konya'dan ayrıldı. Ama şöyle bir şey var. Şenol Güneş tabii ki Fatih Terim'in o hani halk dilinde dolaşan gazlanma taktiğini ben Şenol Güneş'ten beklemiyorum ama Şenol Güneş'in de bana göre futbolcularını Fransa'yı yenebileceklerini en kötü o beraberliği alabileceklerini ikna etmeli. Çünkü bizim çok kötü bir kadromuz yok bana göre. Yani benim beklentim yüksek. Tabii ki birbiriyle sürekli oynamamış bir futbolcu grubumuz var. Milli takım sonuçta. Şenol Güneş de yeni. Biraz zaman geçmesi lazım ama her basın toplantısında sürekli işte Fransa'dan bir puan, İzlanda'dan bir puan veya ikisinden de yani iki puan falan. Yani böyle bana göre bizim futbolun ruhsal kimliğimiz yani bizim kültürümüzde çok bağdaştıramıyorum ben. Bunu futbolcu kafasında maç öncesi şöyle bir rahatlama yaşayabilir. Ya biz Fransa'yı kaybedersek zaten kimse bize kızmaz. Yani bir baskı hissetmez üzerinde. Yani bu konuda ben yani Şenol Güneş'in futbolculara bunu inandırması gerektiğini düşünüyorum. Yani ben farklı düşünüyorum. Çünkü mesela yanıma Cengiz Ünder'i çağırıp biz Fransa'yı 3-0 yeneceğiz dersem Cengiz Ünder hoca falan der muhtemelen. Ama yani öyle motivasyonun tam olarak öyle işleyen bir şey olduğunu düşünmüyorum ama yine de tabii ki fikrine saygı duyuyorum. Bizde bu psikolojik ruhsal durumlar futbolda yani bizim ülkemiz için konuşuyorum. Etkili yani bence. Çünkü ona bakarsanız 2000 yılında Galatasaray'ın Arsenal'in yenmesi çok güçlü bir takımdı o Galatasaray. Yani mucizevi görünüyordu. O teknik direktörlüğünü sürekli motivasyona dayandırmamak lazım. Tabii Fatih Terim yani bilgisayarlı sistemi ülkemizde çünkü kullanan ilk hocalardan biri. Çünkü Fatih Terim çok iyi bir motivasyon hocası ama işte Şampiyonlar Ligi'nin en kolay grubundan çıkamadı. Yani onun çok motivasyonla alakası yok Galatasaray'ın 2000 şampiyonluğunun. Neyse.
yani milli maçlarda milli duygularla hareket ediyoruz. Arkadaşın da bence söylemek istediği şey o yani. Birazcık da milli duyguları realizmi da... Realizmi bırakalım diyorsun. Evet yani. Peki. Hani. Tamamen değil tabii ki, karşımızdaki takımın fizik kalitesi, oyuncu kalitesi belli. Yani bazı şeyleri tabii ki göz ardı edemeyiz ama yine de motive edici şeyler olması gerektiğini düşünüyorum ben de. Hani biraz böyle geride durup korkak durmak takımı kurtarır mı yani? Hani kurtarır. Emre Özcan teknik direktörsün, seninle kapatalım. Fransa maçı öncesi realist mi takılırsın? Ha, tamam, seninle de bitiririz. Ben önce Emre... Hıncal Uluç'a çok katılmam ama Hıncal Uluç'un 2002 Dünya Kupası ile ilgili bir sözünü hatırlıyorum. Şenol Güneş çok büyük başarı imza attı. Herkes hatırlar Şenol Güneş'i. Ben de çocukken çok sevmiştim o dönem. Ama şöyle bir sıkıntı var. Şenol Güneş biraz daha inansaydı belki de milli takımımız o efsane Brezilya'yı yenebilirdi yani. Biraz daha inansaydı belki. Ama Hıncal Uluç bu sene Galatasaray'ın muhtemelen 8. falan görüyordu ve Vicente Del Bosque'nin domine ettiği Real Madrid Şampiyonlar Ligi sezonunda da Lucescu'ya Real Madrid'den daha iyi olan tek takım sensin ve gruplarda elendin diye de suçlamalarda bulundu. Neyse, ben bir Emre'ye döneyim. Soru bir takım mı? Milli takım teknik direktörüsün, Fransa maçı öncesi. Değilim yani. Hayır, öylesin diyorum ben sana. Ilımlı mı konuşursun yoksa biz Fransa kadar iyi takımız ve alırız maçı der misin? Realist olmak daha iyidir her zaman. Yani kendim olarak söylemiyorum ben bunu. Yani Şenol Güneş'te muhtemelen realist olmaya çalışıyordur. Benim milli takımdan tek beklentim, yani yetenekli genç oyuncular artık çok iyi bir çekirdeğimiz var. Onun oyuncuların ağırlığını ilk 11'de görmek. Mesela şimdi inanılmaz bir stoper üçümüz var. Merih Demiral, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü. Ben bu üç oyuncudan ikisinin ilk 11'de olması gerektiğini düşünüyorum. Ki muhtemelen de Ozan Kabak ve Merih Demiral olur bu. Çünkü Çağlar çok fazla oynamıyor. Çok iyi bir stoper rotasyonumuz var. Orta sahada işte Abdülkadir Ömür gibi, İrfan Can Kahveci gibi çok iyi 8 numaralarımız var. Cengiz Ünder'imiz zaten altın gibi parlıyor. Cenk Tosun'umuz var. Bekler'de mesela hem çok yetenekli hem de çok tecrübeli oyuncularımız var. Gökhan Gönül arkasında Zeki. Solda ne olursa olsun Caner var. Tabii ki yani hepsini, bu oyuncuların hepsini ilk 11'e koymak çok doğru değil. Biraz tecrübeyi de eklemek gerekiyor büyük ihtimalle. Şenol Güneş ilk 11'i belirlerken bu sezon o oyuncuların ne kadar oynadığına, oynama alışkanlığına da bakacaktır. Ama yani ben bu oyuncuların çok büyük bölümünün yani ilk 11'de olduğu, ana nüveyi oluşturduğu bir milli takım istiyorum artık. Yani Merih, az önce saydığım stoper üçlüsünden birinin oynadığı, birinin de işte ligin tecrübeli abilerinden biri olduğu bir düzen ben görmek istemiyorum. Umuyorum da en kısa zamanda bu yapıyı ortaya çıkarırız. Süremizi aşmışız. Son bir şey var galiba. Ferhat'a cevap vermek istedim ama süremiz var mı? 30 saniye verdim sana. 30 saniye. Şu anda Ali Kırıcıoğlu. Ferhat'ın söylediklerine katılmıyorum. Şöyle, Şenol Güneş yani çok oyun bilgisi anlamında ben beğendiğim bir teknik direktör değildir ama bu konularda bence başarılı. Stresi yüksek olabilecek maçlarda ya da bizden yönettiği takımdan yüksek seviyede bir takımla maç yapıyorken ortamı bence yumuşatıyor. Fenerbahçe ile oynamıyorsa. Fenerbahçe ile oynamadığı takdirde çalışıyor. Bunu iyi yapabiliyor. 2002 Dünya Kupası'nda da yani. O motivasyon cümleleri taraftarı motive eder, maça giden insanları motive eder ama saha içinde oynayacak futbolcuları bence rahatlatmak için çok iyi hamleler bunlar. Peki, hepinize çok teşekkürler. Çok keyifli bir programdı. Emre Özcan, sana da çok teşekkürler. Bu akşam Şampiyonlar Ligi finali dileriz. Sezon artık futbol olarak bu noktada zirvesi ve kapanışı olacak. Keyifli geçer. Haftaya Merve Toy olacak mı? Yoksa son program mıydı bu? Bilmiyorum. Olacak dendi. O zaman sevgili Merve'ye buradan sevgiler yolluyoruz. Onun yerini tutamadık ama bizim için de izlesin Şampiyonlar Ligi finalini oradan. Tekrardan çok teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere haftaya. Kendinize iyi bakın.